Kahvelerin yarısı hazır herhalde. Evet, dış ses. Yarısını hazırladım bile. Nasıl bir sunum olacak acaba? Vallahi bence güzel bir sunum olacak ama bardaklarım eksik galiba. Bir saniye şuradan çıkartayım. Kahvenin yanında ne var? Çikolata kaplı lokum var. Edirne'den getirdim onları gelirken. Edirne'de meşhur mu? Evet. Lokumlarım nerede? Şurada. Bu arada bardağımı gördün mü? Dış ses bak. Ne yazıyor? Nihayetinde bir Gizem Nurlu kolay yetişmiyor yazıyor. Arkadaşımın hediyesi. Hiç kolay yetişmediniz mi? Yok, hiç kolay yetişmedim bence. Tabii bir de babama sormak lazım. Evi beğendiniz mi? Ferah bir ev değil mi girişte? Nasıl buldunuz? Ferah. Evet, tamam. Temiz de gözüküyor her yer. Ama derken ama. Boş. Bayağı boş. Yorum var galiba yapacağınız. Çok var. Fazlasıyla. Bak günlerdir hiç bize tiyo vermedi. Evinle ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Evet, yoktu. Gizem'in. Hiç böyle bir şey tahmin ediyor muydunuz? Yok, hayır. Evet. Ha? Ben etmiyordum. Sen ben nasıl pembiş bekliyordun? Detaylar bekliyordum. Evet, ben de biraz bekliyordum. Evinizi beğenecekler mi? Bence beğenecekler. Yani inşallah beğenirler. En çok kimden yorum bekliyorsunuz? Ben en çok Seda'dan yorum bekliyorum sanki. Seda bana bayağı bir yorum yapabilir. Dün çünkü onun evindeydik. Puanımı az buldu. Şu az kahveyi de Seda'ya veririz. Niye? Az geldi, o içsin. Neden içmesin? O içsin. Çok konuşmasın. Hazır mı? Hazır, hadi gidelim. Buna o zaman Seda'ya götürüyorum. Tamam. Hadi gidelim. Ben geldim. Hoş geldin. Yardım istiyor musun? Yok. Şöyle ben size vereyim aslan, üzerinize dökülmesin. Sedacığım, senin gözlüğün yoktu sanki değil mi? Deniz gözlüğün. Buna su döküldü ama inşallah bu olmazsın tatlım. Nereye su döküldü? Bunu sana vereyim. Tabağına biraz su döküldü. Ay, skandal. Onu sana ayırdım. Diğerlerini de alayım. Ben böyle rezillik görmedim. Yok artık. Ben böyleyim ama yok artık. Kızlar, sizinkine de şöyle vereyim. Evet. Aslanım. Efendim. Ben böyle ruj görmedim. Eyvallah. Ya. Bakayım. Ben mavi bir ruj sürmüştüm, bir imaj çalışması yapmıştık da. Komple mavi giymiştim ama çok değişik olmuş. Lensler gri, sarılı farlar. Bugün var ya, acayip marjinal. Seda gerçekten. Pelekçim, şunu vereyim mi elinden sana canım? Canım, elimde mi tutacağım zigon sefa? Şöyle. Yok mu? Paramız yetmedi ona ya. Bu kadar aldık falan. Paranız yetmedi. Evet, maalesef. Ne yapalım? Bir skandal daha. Ya skandal üstüne skandallar bugün. Hakikaten zigon yok bu şaka bir yana. Gerçekten yok. Şu biz var. Biz deydik zigon alırdık. Aynen. Şu var, bir de orta sehpa var. Ya zigon çok lazım olan bir şey aslında. Misafirin gelmiyor mu senin? Bana gelmiyor. Gelmesin diye zaten koltuk da eksik aldım bir tane. Bari bir peçete getirseydin. Misafirperver değilim diyorsun yani. Yok. Şaka. Tabii ki misafirperver ama zigon şöyle yani fazlalık geliyor gözüme. Yani bu var, bunu çekiyorum vallahi zaten şey otururken önüme. Bu eve bence fazlalık değil, bir zigon evet, lazım. Evet, zigon. Tamam. Şöyle köşeye, alanında var. 6 aylık evli. Şu anda bir zigonun eksik olduğunu fark ettik herhalde. Tamam, programdan sonra alacağım zigon. Bu arada Aslan Edirne'li biliyorsunuz. Evet. Eşi... Sen anlat biraz. Tekirdağlı eşim aslen. Hı-hı. Ben Edirneliyim. Edirne'de tanıştık biz. Evet. Evlilik, yani eşimin işi dolayısıyla Çorlu'ya geldik işte. Çorlu'da oturuyoruz. Peki şey, ne kadar sürdü böyle arkadaşlığınız falan? 1,5 yıl içinde her şey oldu bizim. 1,5 yıl içinde tanışma, flört, evet, söz, nişan, evlilik, düğün. Evet. Hep. Paket. Evet. Paket. Hep öyle istiyordum zaten. Öyle de en güzel olmuş. Peki çalışıyor musun? Nelerden hoşlanıyorsun? Ne yapıyorsun? Çalışıyordum Aslı Hanım. Şu an ayrıldım ama çalışmayı düşünüyorum tabii ki. Tekrar iş hayatıma devam etmeyi düşünüyorum. Hı. Evde oturmak sıkıcı geliyor biraz bana. Doğru, gençsin. Kaç çalışıyor. 25 yaşındayım. Yani 25 26 yaş. Olacağım işte. Bence de. Ay. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben size biraz jest yapmak istedim böyle. Ne kadar naziksiniz. Murat Bey. Evet. Çok teşekkürler. Ben de şaşırdım şu anda onu görünce. Ay çok kibarsın. Çok teşekkür ederiz. Buradan Tekirdağlı orduna, eşime sesleniyorum. Gülsoncuğuma sesleniyorum. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ay. Çok şaşırdım. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidir, size nasılsınız? Sağ ol, biriz oldu yani. Keşke bir dakika sizle bir sohbet etseydik. Gel. Bir şöyle yanına otur eşini. Gel.
Çok naziksin öncelikle Murat. Sağ olun. Çok sağ olun. Olsun. İzinli mi geldin? Nasıl geldin? Çalışıyordun çünkü işte bugün senden bahsediyorduk. İzinliydim, izin günümdü. Bugün misafir olarak buraya geldiniz. Ay çok naziksin. Kabul ederseniz sizlere de bu şekilde bir hediye yaptım. Bir incelik olsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak örnek olsun tüm beylere. Görüyor musunuz? Alkışlayalım yani. Evet. Murat'a alkış. Sizin, şimdi onu soruyordum, 1,5 yılda tanışma hikayeniz, ilk gördüğünde nerede gördün bari senden dinleyelim ya. Nerede gördün Murat'cığım? İlk gördüğümde iş yerinde aslında tanıştık. Fakat iş yerinden sonra birkaç ay geçtikten sonra biz. Şimdi ne iş yapıyordunuz? Özel sektörde çalışıyorum. Evet. Aynı iş yerinde miydi? Evet, aynı iş yerinde. Nerede karşılaştınız ilk? Otoparkta. Nasıl? İş yerinin otoparkında. Ben görmedim de o beni görüp beğeniyor. Yani o şekilde sonra devam etti öyle. Sonra gördün sen onu. Evet. Ne yaptın? Gözüne kestirdin ve çaktırmadan takip ediyorsun. Ya tabii ki de gözüme kestirdim. Sonra? Ondan sonra ortak arkadaşlarımız vardı. Bir akşam buluşma ayarladık o şekilde. Sonra dışarıda oturduk, biraz oyun oynadık falan. Masada. Vakit geçirdiniz. Vakit geçirdik, evet. Kahve, çay. Evet, ondan sonrası ilerledi. Evet. Bir elektrik yandı o gün. Evet. Sen de? Yok, bende ilk başta yanmadı elektrik. Evet, elektrik o daha yoktu. Önce. Evet, ama sonra tabii tanıdıkça yani sohbet ettikçe etkilendim ben de. Ne diyorsun evet. Ya? Ne kadar sürdü böyle arkadaşlığınız? Biz 9. ayda nişanlandık. Ailelerle ne zaman tanışıldı? Geçen sene Şubat'ta ben Murat'ın eşimin ailesiyle tanıştım. Evet. Mart'ta nişanlandık. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok yeni evlisiniz. Sizce mutluluğun sırrı ne? Murat'a sorayım. Ya mutluluğun sırrı anlaşmak, sevmek, yani sahip çıkmak, sorumluluk. Yani her şey geliyor yani. Peki sen ilk gördüğünde dedin mi bu benim evleneceğim kız? Kesinlikle. O kadar belli ki değerli izleyenler gözlerinden aşk akıyor şu anda. Çok mutlu oldum. Seni tanıdığıma da çok mutlu oldum. Bu sürprizine de teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa damadı yakalamayken soralım. Mutluluklar dileriz. Gerçekten. Evet. İyi. Allah mutluluğunuzu daim etsin çok kardeşim. Çok naziksin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam et. Hanımına bir şans öpücüğü kondur ve seni yolcu edelim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Ay çok tatlı. Evet. Ya ben de dedim bir adam giriyor içeri. Ben de çok şaşırdım. Hayır zil de çalmadı fark ettiyseniz. Evet. Anahtarıyla girdi. Evet herhalde. Evet. Çok güzel ya. Çok sağ olsun. Çok güzel kokuyorlar. Evet vallahi güzel. Böyle koyalım. Çok benim kombinim de uydu. Evet uydu sana. Sen elinden bırak eline. Ben böyleyim. Evet şimdi biraz seni sosyal medyandan tanıyalım. Eşini evet. Çok güzel oldu bu şekilde tanımak. Çok hoşuma gitti. Güzel bir sürpriz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. We'll be right back.